İki öğeden iki tanesi göster. Numara Wi-Fi. Close icon. Düğme. List. Dosyalar. Evet, şu anda uygulamanın ana sayfasındayız ve gezinelim bakalım neler varmış. Ara. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Dosya. Ara düğmesi var. Bu Yandex Disk'te de var, Google Drive'de de var. Dosyalarımızı arayıp bulmayı sağlayan bir düğme. Ara. My Files Pub. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etiketler kullanılabilir. Bu düğme dosya yükleme seçenekleri. Bakalım önce bir bu düğmeye basalım. Burada neler varmış? Karşıya dosya yükleyin. Dosyaları çok gizliye yükle. Karşıya dosya yükle ve dosyaları çok gizliye yükle seçeneği var. Karşıya dosya yükle dediği, yani buraya, bu Dego uygulamasına dosyalarımızı yüklüyoruz. Dosyaları çok gizliye yükle dediği de, burada çok gizli diye bir alan var. Dosyalarımızı oraya taşıyoruz ve şifreliyoruz. Biz paylaşmadığımız müddetçe, hatta paylaşsak bile, paylaştığımız kişiler o dosyaların şifrelerini bilmediği müddetçe dosyalara ulaşamıyor. Ulaşsalar da indiremiyor. İndirseler de içeriğini göremiyorlar. Öyle bir seçeneği de var uygulamanın. Anlar sekme 1/4. Bu fotoğraflarla alakalı. Uygulamaya aynı zamanda fotoğraf ve video da yükleniyor. Fotoğraf ve video yükleme opsiyonu uygulamanın depolama alanına atıyor fotoğrafları. Depolama alanından kaybediyoruz. Sınırsız alan diye bir şey yok. Yani Yandex Disk'teki gibi. Gerçi Yandex Disk'te artık sınırsız alana yüklemek için yani fotoğraflardan bile ücret talep ediyor. O ayrı bir konu. Sınırsız alana yüklemiyor. Dego'nun bize verdiği disk alanından azaltıyor. Normal diskin içine yüklüyor fotoğrafları ama sorun değil. Videonun başında da söylediğim gibi uygulamada depolama alanı kazanabiliyoruz ücret ödemeden. Galeri sekme 2/4. Galeri burada yine fotoğraflar ve videolarla alakalı bir şey. İyileştir sekme 3. Burası da fotoğraflar ve videolarla alakalı bir şey. Menü sekme 4/4. Menü. Dosyalar. Bu menüye bakacağız ama menüden önce uygulamanın ana menüsünde neler var bunlara bakalım. Galeri, satır, video, dosyaların tümü, müzik, dosyaların tümü, dosyaların tümü, dosyaların tümü, satır 1, sütun 5 tabloda, 4 satır 6 sütun. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Dosyaların tümü dediği şey. Bütün dosyalarınızı tek bir alanda gösteriyor. Müzik satır 2, sütun 1. Galeri, video, müzik. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Galeri dediği hem fotoğraflarınızı hem videolarınızı gösterir. Video dediği sadece videolarınızı gösterir. Müzik dediği şey sadece yüklediğiniz müzikleri gösterir. Belge, sütun 3. Belge. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Buraya doc. TXT, PDF, RTF, XML, HTML gibi dosyalarınızı yüklediğiniz zaman o tarz belge dosyalarınızı burada görebilirsiniz. Paylaşılan sütun 5. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Paylaşılan dediği şey... Siz karşı tarafta mesela arkadaşınız sizin gibi Dego kullanıyor. Arkadaşınız sizinle Dego uygulaması aracılığıyla bir bağlantı paylaşıyor. Sizin hesabınıza bu bağlantıyı gönderiyor.
arkadaşınızın paylaştığı, sizinle paylaştığı dosyaları buradan görebiliyorsunuz. Dilerseniz kendi dosyalarınızın arasına da ekleyebiliyorsunuz. Hani şu Yandex diskteki indir veya Yandex diske kaydet gibi. Yani sadece paylaşılan dosyaları sadece indirebiliyorsunuz. Hatta indirmekle kalmayıp isterseniz kendi depolama alanınıza da atabiliyorsunuz. Paylaşılan dosyalar bölümü içinde ne kadar dosya olursa olsun depolama alanınızdan harcamıyor. Çünkü o dosyalar zaten size ait olmadığı için, sizin depolama alanınızda kayıtlı olmadığı için siz onu DGO diskinize, kendi yedekleme alanınıza kaydetmediğiniz için burada sadece dosyaların bilgileri ve kimin paylaştığı yazar. Ne zaman ki paylaşılan dosyaları kaydedersiniz kendi depolama alanınıza, o zaman depolama alanınızdan, depolama kotanızdan harcamış olursunuz. Abi. Efendim. Bir dakika bekle. Telif hakkı 2000 ABAVREK 6-0 A1-4